Selam ile de oynar tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Anılara dikiz mahiyetinde bir No Man's Sky. Böyle bir uzay ki bir insan evladı bile yok içinde isimli oyunu tekrar bir oynayalım istedim. Ben ara ara oynuyorum zaten oyunu. Ara ara geliyorum, uzay gemimi atlıyorum. Antlıyorum ama gördüğünüz gibi atlamıyorum, antlıyorum. Ve uzayda değişik maceralara atılıyorum böyle. Evet, yeni bir gezegene iniş yapmamı istedi görevim. Şurada bir facility var diyor. Facility falan göremiyorum orada. Ama biliyorsunuz bu oyundaki görevler şey diyor. İniş yap, araştırmaya başla diyor. Bir saniye, ben bir iniş yapayım, araştırmaya başlayayım. En doğrusu bu olacak. Nasıl bir gezegendeyiz hiçbir fikrim yok. Environmental warning, external radiation. Radyasyon dolu bir gezegendeymişiz. Peki. Şimdi iniş takımlarını biraz kullandık. Sıkıntı yok. Multitool'umuza gelelim. Multitool'umuzun üzerinde plazma launcher'ımız var. Geri kalan şeylerimiz var. Birazcık efendim dolu gibi silahımız, tamam, sıkıntı yok diye düşünüyorum. Iman'da bu nasıl bir görevde hatırlayalım bakalım. Bu kapıyı açmam lazım ama o kapı kilitli. O kapıya saldırdığım anda bütün herkes gazlara gelip bana dalma girişiminde bulunuyordu yanılmıyorsam. Evet. Şimdi biz burada çok değişik bir stil uyguluyorduk kardeşlerim, hatırlarsanız eğer. Oraya doğru gelip lazeri vermeye başlıyorum. Evet. Nasıl inebilirsin şu anda? İniyorsun. İndin. Sentineller search ediyor. Sentineller bizi buldu mu peki? Sentineller bizi bulamadı. Bu oyunun böyle bir garipliği vardı işte. Fukara abi oyun, ne yapsın? Kapıya gemiyle saldırıyoruz. Önce sentineller bizi search ediyor. Ondan sonra bulamıyorlar. Oo, bir de fırtına başlamış. Ne kadar güzel. Hah. Bu ekstrem conditionlardan kurtulduk. Kardeşlerim, third person görmek çok güzel. Bakın böyle kendimizi falan da görüyoruz ama bir yere kadar yani. O yüzden bu third person görme sevdasından yer yer insanın vazgeçmesi gerekiyor. Evet. Level 2 sentinel geliyor diyor. Gelsin level 2 sentinel, takılsın kendi kafasına göre. Bence mahsuru yok. Şimdi yavrum. Pugneum oraya yerleştirdiğim zaman ne oldu? Terminal kendine geldi. Terminal'e bir sakinleşme geldi. Bir şöyle bir rahatladı dedi. Şimdi depot diye bir şeyin yerini buldu bana. Sentinel depot coordinated. Koordinatları çıktı deponun. Benim uçak nerede? Burada. Güzel. Hemen uçağımıza gidelim. Bizi detected dediler çünkü. Çok ayıp şeyler bunlar. Detected medected bize yakışmaz yani. Bu arada bir kez daha launch thruster'ı ateşlersek bir daha çalışmayacak. O yüzden onun benzinini de koyalım. Evet, şimdi göster bana deponun yerini. Neredeymiş depo? 52 saniyede. Olmaz. 52 saniye çok. Ben şöyle bir uzaya doğru çıkayım. Uzaya çıktığımız zaman yapabileceğimiz kilometre gördüğünüz gibi çılgıncasına binlerce kilometreye çıktı birdenbire. Şimdi tekrar aşağı doğru inelim yukarıdan. Target depota. Şimdi target depota gidip orayı yok etmem lazım galiba. Target depota yukarıdan doğru yağdırıyorum böyle. Bence zaten yeterince yok ettim orayı. Şimdi gelen sentinel güçleriyle baş et diyor. Ya da o sentinel güçlerinden kaç diyor. Neyimiz var bizim bakalım üzerimizde? Neden artık gemide yer yok, alamam diyor. Gold var, bir şey var. Anomali dedektör diye bir şey var. Rare deep space objektleri ararmış. Bunu çıkaralım üzerimizden. Böyle bir şey olmasın. İstemiyorum onu. Peki.
Ben bir uzaya çıkayım. Kardeşlerim, bir görevi bitirmenin en güzel yollarından birisi de uzaya çıkmaktır. Çıkacaksınız uzaya, ateşleyeceksiniz gemiyi. Hah! Bak şimdi. Şimdi sentineller beni yakalayıp dalacakmış bana. Öyle diyor. Evet, geldi. Mesela sentineller. Gel gel. Ben çok severim senin gibi hostile ışıkları. Ne oldu canım? Ne oldu? Bir tanem benim. Hostile scan detect olur şimdi bak. Bizim yapmamız gereken şöyle bir şey var ama. Şuradan bunu seçeceğiz. Ama şimdi bunu seçmeyeceğiz. Önce şöyle biraz ateşleyeceğiz. Uzaklaşacağız. Şimdi. Ha? Şimdi anomalimizi çağırdık. Şimdi de anomaliye doğru ateşliyorum. Hostile chip sabaha kadar peşimden gelsin. Sabaha kadar gelsinler peşimden. Anomalinin içine girdik mi bu iş tamamdır. Görev tamam mı? Journey complete. Expert. 70 tane sentinel yok et diye bir tane başarım kazanmışız bu arada. Hemen görevimi teslim etmek istiyorum. Şuraya geliyorum. Görev completed. 4 tane Starship Fuel'le 412.000 unit. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hayrını görün. Başka ne görevimiz varmış? Hypnotic Eye bir şey, Living Glass, Life Support Gel, Salvaged Data ile Quicksilver. Bak bu da güzel bir görevmiş aslında. Paralar kadar kolay kazanılmıyor şimdi lütfen. Ah işte benim asıl istediğim şey gerçekleşti. Hostile Scan. Bu arada ben Starship'imin her şeyini hemen bir kontrol edeyim de. General'dan, Hyperdrive bilmem ne. Armor'u marmor'u her şey yerinde mi? Her şeyin yerinde galiba. Hostile Ship'ler geliyor. Of 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 mükemmel. Hop birincisi gitti. İkincisi de gitti. Hostile ship'ler defeat oldu. Bakalım şimdi Starship'e. Starship'imizde ne var sıkıntı? Deflektör shield %100. Deflektör shield nasıl %100 ya? Çok ilginç. Nasıl ben hiç hasar yemiyorum ya? Yanlış gemiye mi bakıyorum diye bir an düşündüm yani resmen. Vallahi hasar görmemişim gibi görünüyor. Shield strength'i arttıran bir özelliğim var. O kadar yani. Başka da bir numaram yok. Teknolojide falan olmasın o. Yo. Çok teşekkür ederim canım. Wing Commander dedeli. Yeni title kazandı. Dağılın ulan. Nerede benim filom? Nerede benim filom? Kapital şipim şurada. Kapital şipime pulse drive açıyorum şöyle bir. Büyük bir gemi gördüm dedi. Gemiye kafa attı. Vallahi gemiye kafa attı. Ben bunu gördüm yani. Bunu görmüşüm, anlamışım. Kimse kusura bakmasın. Aha. Pulse Engine için. Ha. Pulse Engine %100 diyor. Niye peki doldurmuyorsun? Arkadaşım niye naz yapıyorsun? Her seferinde bir kısmını dolduruyorsun. Aa, manyak mıdır nedir?
Hyperdrive için bak, Warp Cell ya da Warp Hyper Core'a ihtiyacım varmış. O yok. Mesela bunlar yok yani. Bunlar üzücü şeyler. Şimdi gelelim bakalım şöyle gemimize. Ah. Abicim çok büyük ya. Ya uzay çok büyük bir yer ya. Şurada bir ağzımın tadıyla gemime bakacağım falan. Çok yakınındayım. Gemiyi güzel göremiyorum istediğim gibi. Ha? Bak benim bir gemim var. Dev gibi. Bu dev gibi bir gemi, yanına gideyim böcük kadar kalırım. O geminin yanında ayrıca diğer gemilerim var. Küçük gibi görünüyorlar ama o gemiler de eşek kadar, çok affedersiniz. Hatta o kadar büyükler ki şu bizim gemi onların üzerine inebiliyor. Yalan mı söyleyeceğim size yani? Damage report'u alayım. Ne varmış? Bakalım. Damaged component'ları işaretleyelim. İn şimdi. Korkma. Uzaydasın ama korkma. Bir şey olmaz. Damaged component'lar görünüyor değil mi? Onların bir yanına gidelim şimdi biz. Damaged component'larına. Şuradan aşağı doğru bir saldım kendimi. Güzel. Neyin hasarlı senin bakayım? Seni nasıl tamir edebiliriz biz? Neyle tamir edilmek istiyorsun? Tritium'la. Al sana. Al Tritium, tamir edildim. Devam et canım. Bir saniye. Devam et de. Ha, sen de mi hasarlısın? Sen de tamir edildin. Başka hasarlı olan yerler? Üst tarafta bir şeyler var sanki. Bu tarafta var. Şu kapılardan geçemiyor. Bu kapılar beni kabul etmiyor zaten. Belki daha alt bölgelerden ilerlemeliyiz. Nereye geldim ben? Oo. Geminin motor bölümüne, bir yerlere falan geldik yani, çok çok heyecanlı. Ama abuk subuk yerlere takılman beni üzüyor yani. Tritium. Hepsi tritium. Ben de galiba biraz tritium biriktirmişim. Grafik olarak da tekrar çalışmaya başladı. Bu alet tamir edildi. Bu alet alenen tamir edilmiştir. Filomuzun bir gemisini daha tamir ederek, ama görüyorsunuz yani nasıl bir yaratık gibi bir şeyim ben de yani. Bu filoları kuruyorum. Filoları yönetiyorum. Filoları inip tamir ediyorum, o derece yani. Bütün filolarımı tamir de ediyorum. Ve filodaki bütün şu araçlar birbirinden farklı ha. Bakın hepsi farklı. Hepsi grafik olarak, dizayn olarak daha değişik. Buna ise daha değişik bir şekilde inmem gerekiyor ha. Şöyle bir paralel iniş. Ne oldu, sen neden şikayetçisin? Ya sıkıntı yok. Dert etmeyin siz böyle şeylere. Geliyorum şimdi. Olur böyle vakalar. Abi ne kadar güzel dev topları var üzerinde. Kaç tritiumum var ben de merak ediyorum. Aa, platinyum lazımmış bunun için. Ama gel gör ki platinyumum da var yani, benden kaçmaz. Yalnız bu geminin hasarlı bir yerleri daha var. Damaged component 100 metre uzakta diyor. Abi kaç araç inebiliyor bunun üzerine ya. Hey maşallah. Yaratık gibi gemi. Daha da aşağılarda belli ki. Hasarlı bölge. Şurada yan tarafta. Sanıyorum. Biraz daha aşağıdaymış. İşte bulduk onu. Sizi ben nasıl bir göreve gönderdim ki böyle manyağı bağladınız ya? Ha, bu çalıştı sadece. Peki. 117 metre, 118 metre. İki tane daha hasarlı komponent var. Geliyorum. Demin şunun üzerindeydik değil mi biz? Ha, acayip şekilli bir şey, evet. Onun üzerindeydik. Şunda bir sıkıntı yok. Hasarlı başka gemi var ama galiba. Bak yukarıda gemi işareti görüyorum, hasarlı.
Hava kilidi kontrol mekanizması hasarlı. Gayet hasarsız artık. Tamir edildi. Başka? Canım nerede başka hasarlı olan şey? Bir şeyler var sanki burada. Garç gurç cırt fırt sesler geliyor ama 26 metre. Tamamen ters yönde olduğundan korkuyorum ama onun. O 26 metre çok ulaşılabilir bir yerde değildi. Demek ki geminin öbür tarafında. Bak şuradan bir inelim. Oradan bir daha çıkalım. Kendimi uzaya atabiliyor muyum acaba? Dayanamıyorum ya. Bunu test edeceğim de bu oyunda ölmek sizi çok kötü cezalandırıyor. Rastgele üzerinizden, aracınızdan, silahınızdan birkaç tane ekipmanın kırılması, malzemelerinizi kaybetmeniz falan, yani öyle bir cezalandırıyor ki oturup ağlayasınız geliyor. Ve bu araçta sanırım tamamen tamir oldu artık. Hiç öyleymiş gibi bir izlenim vermiyorsun bana ama ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani öyle olduğuna inanmak için birçok sebebim var. Şöyle baktığımda çünkü hasarlı hiçbir şey görmüyorum artık üzerinde. Hatta uçağıma binip gitmek istiyorum. Şimdi canlarım benim, bak. Sende hasarlı bir şey yok. Ah, neye çarptım? Geri geri aynı frigate'in üstüne çıktım tekrar. Şimdi şöyle bakalım. Sende hasarlı bir şey yok. Sende de hasarlı bir şey yok. Sende de yok. Bunda da yok. Hiçbir gemimde hasar kalmamış. O zaman kapital şipimin üstüne doğru yaklaşarak bir de şu devasa gemimize girelim. Mümkünse. Allah! Göya bizim gemi gemi ama valla giren çıkan içine haddi hesabı yok ha. Adı da Dev Anası. Kaptan Puç. Bu gemiye bir şeyler eklemiş olmalıyım ben. Evet, şuralara falan odalar modalar bir şeyler eklemiştim ama galiba biri şuydu. Fleet Command Station. Navigator Tees. Kaptan Hooch. Bir selam verelim bakalım. Robotik kaptan. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Gidiyorum. Çok iyiyim çünkü. Manage Fleet diyorum şimdi. Evet. Herkes cillop gibi. Herkes gayet güzel. Madem öyle, görev bakacağım bir yer vardı. Warp Drive bu değil. Upgrade Control bu da değil. Bu adamla konuşmam lazımmış. Potansiyel görevleri söyle bakayım bana. 21 saatte 3598 ışık yılı uzakta. Mükemmel. Ratingi böyle bir şey. Şöyle ratingi olan bir şey. Balanced Expedition, Industrial Expedition. Difficulty ratingi bu kadar. Balanced Expedition. O zaman canım, Industrial Expedition diyelim bir tane 5 saatlik. Buna ship assign edelim. Industrial Hauler atayalım bir tane. Bir tane de savaşçı atayalım. Bence yeterli. 2 bölü 5 diyor ama çok fazla ship assign etmemi istiyor bana. Trade gemisi var bir tane de. Bir tane de trade gemisi var. Onu mu atasam acaba? Yok, atamayayım. Yeter.
Escape diyemiyor. Yo, atacağım diyor 5 tane ya. Al. Hepsini atadım. Upgrade modülü varsa takabileceğin onu tak diyor. Yok, onları da takamıyorum. Fuel required bilmem kaç dedi. O kadar fuel de verdim. Allah ne varsa artık. Alın gidin bunları dedim. Saldım onları. Oo, gemilerimin hepsi görünüyor. Fleet Command Online. Ne oluyor bu gemiler? Olduğu yerde dönecek mi? Işınlanıp bir yere gidecek mi? Komutanla konuş. Merhabalar kaptan. Şu kadar süre sonra geri dönecekler. Gemileri incele. Hepsinin durumu gayet güzel. Bir şey söyleyeyim, sizden çok memnunum şu anda. Beni acayip memnun ettiniz. Nasıl mutlu olduğumu kelimelerle anlatamam. Bu geminin içinde koşarak kaybolmak istiyorum resmen. Bu geminin içinde kendimi kaybetmek istiyorum. Bu nedir ya? Geminin içinde bile şey mi var? Bilgiler, milgiler her yerden fışkırıyor ya. Kendime ait geminin içinde bile bilgiler alıyorum. Ne kadar güzel. O zaman kardeşlerim, videomuzu sonlandırmadan önce yapmamız gereken bir tane daha önemli hamle var. Bu hamleyi de yaptıktan sonra bu anılara dikiz, aksiyon dolu, macera dolu anılara dikiz videomuzu sonlandırabiliriz. O da tabii ki mutlu mesut evimize dönmek. Kaç tane gemi var abi etrafta? Resmen kendi gemimi şaşırdım. Git yavrum. Git. Git evine uç. Evin nerede senin? Şimdi evini bul. Senin evin burada mı? Evet, home. Planetary bilmem ne diyor. Yani zaten sen çok yakınsın abi gezegene diyor. Önce tam üstüne geleyim abi oranın. Yoksa yavaşlıyoruz falan bir şey oluyor. Bir sıkıntılar oluyor. Ondan sonra kafayı birdenbire aşağı çevirelim. Gezegenimize doğru gelip hunharca. Gökyüzünden aşağı doğru var ya, çivi gibi çakılıyorduk az kalsın evimize. Bu nedir öyle ya? İlk defa görüyorum bunu. Bir dakika. Benim gezegeninde benden izinsiz şeyler mi var? Neyse, yaşasın orada. Yaşasın, hayatına devam etsin. Cennet gezegeni demekte de haksız değilmişim değil mi kardeşlerim buraya? Bakın. Mis gibi. Denizi var. İklimi cillop. Her şeyi güzel. Aslanlar gibi bir üssümüz var burada. Bütün ekipmanlarımız var üssün içinde. Gözlem kulemiz bile var. Hatta üstüne üstlük teleportumuz var. Intergalaktik trade dükkanımız bile var. Her tür şeyi bulabiliyoruz içinde. O zaman şu an için kardeşlerim benden bu kadar. Emek vermişiz oyuna be. Vay be. Bir sürü de araç indirilebilmesi için yerlerimiz var. Ha, şu araçları da görmemiş olmayalım. Araç indirilmesi için bir sürü uzay gemisi park alanımız da var. Güzel oyun No Man's Sky. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum, paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak.
kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.